Merhaba. Bu hafta Merkez Bankası mevduatta TL payını artırmayı, şirketlerin ve bireylerin döviz mevduattan TL mevduata geçmelerini teşvik etmek amacıyla attığı adımlara devam etti. Döviz mevduattan TL mevduata geçiş oranı daha yüksek olan bankalar daha az zorunlu karşılık tutarak avantajlı konuma geçecek. Ayrıca toplam mevduat içinde TL mevduat payı %50'nin üzerindeki bankalar hariç olmak üzere diğer bankalardan yabancı para cinsi zorunlu karşılıklar için ilave komisyon alınacak. Sektör genelinde bankaların TL mevduat payı %50'nin altında olurken bu seyrin devam etmesi halinde yılın son çeyreğinde bazı bankalar ilave komisyon ödemek durumunda kalabilir. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde büyürken GSYH artışı ilk yarıda yıldan yıla %7,5 oldu. Yılın ikinci yarısında Avrupa gibi önemli ihracat pazarlarına dair resesyon riski nedeniyle büyümenin güç kaybedebileceğini düşünüyoruz. 1 Eylül'den itibaren konutta ve sanayide elektrik ve doğalgaza yapılan zamların tüfeği dolaylı etkilerle birlikte toplam 1,8 puan yukarı çekebileceğini hesaplıyoruz. Enerji zamlarının ardından yıl sonunda enflasyon %69-70 bandında oluşabilir. İmalat PMI yani satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında 0,5 puanlık artışla 47,4 ile yine daralma bölgesinde oluştu. 10 yıl vadeli tahvil faizi haftalık 37 bas puan gerileyerek %12,99, 2 yıl vadeli tahvil faizi de 21 bas puanlık düşüşle %14,45 oldu. Dolar TL sınırlı bir artışla 18,22 oldu. Euro bölgesinde Ağustos ayında yıllık tüfe enflasyonu beklentilerin üzerinde bir seyirle %8,9'dan %9,1'e yükselirken, verinin ardından 8 Eylül'deki ECB toplantısına dair faiz artırım beklentileri güçlendi. ECB'nin faizi 75 bas puan artırması bekleniyor. Bununla birlikte son dönemde emtia ve gıda fiyatlarındaki geri çekilme enflasyon görünümü açısından olumlu. Küresel gıda fiyatlarını yansıtan FAO Gıda Endeksi Ağustos ayında da gerilerken Mart ayından bu yana birikimli düşüş %13,6 oldu. Çin'de sıfır Covid stratejisi kapsamında bazı şehirler için yeniden karantina önlemleri sıkılaştırıldı. Bu gelişme doğrultusunda Brent tipi petrolün varil fiyatı Cuma günü 94,8 dolarla haftalık %4 geriledi. Küresel imalat PMI Ağustos ayında 51,1'den 50,3'e inerken küresel bazda imalatçıların stok birikimi yapması önümüzdeki dönemde üretimi baskılayabilecek faktörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak en önemli veri tüketici fiyat endeksi olacak. TÜFE'nin Ağustos ayında aylık %1,6 artmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık TÜFE enflasyonu %79,6'dan %80,5'e yükselecek. Piyasa beklentileri %2 ile %2,3 aralığında. Açıklanacak diğer veriler reel efektif döviz kuru ve hazinenin nakit dengesi olacak. Yurt dışındaysa bileşik PMI'ler takip edilecek. Ayrıca ECB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.